Kardeşim valla bir şey söyleyeyim bak anne babalara söylüyorum Allah aşkına bak hep söyleyeceğim hep söylemeye de devam edeceğim bunu. Şu an anneliğin en zor olduğu dönemler yani bilmiyorum o cahiliye dönemleri ortaçağ Avrupası vesaire bilmem ne orayı tam yaşamadığımız için tam bilmiyoruz yani e, ama Cumhuriyet döneminde yaşıyoruz yani şu Cumhuriyet dönemi içerisinde belki de anneliğin en zor olduğu dönemi yaşıyorsunuz. Yani... ...Allah aşkına çocuklarınıza yani... ...sizden bin kat daha akıl verin... ...bin kat daha konuşun, bin kat daha dertleşin... ...sosyal medya hesaplarını vesaire... ...yani e, ya da hiç çocuk doğurmayın... ...eğer bu şekilde yapacak... ...bak ailenin de tek çocuğuymuş. Aha, aha. Yani şimdi aslında Nihat... ...artık 21 yaşında bir çocuk artık... Evet. ...çok böyle kontrol edilebilecek bir halde olamıyor... ...yani çocuk doğuruyorsun evet bir de okutuyorsun... ...okutmak için İzmir'e gidiyorsun... ...biz hepimiz o cahilliklerden geçtik... ...sen de biliyorsun... Doğru. Ee, ...anne baba da bir süre sonra bir şey yapamıyor... ...çok iyi anlıyorum size ama her şeyi bilmeleri lazım bak küçüklükten bağırtın diyoruz çocuklara bak, bağırmayı öğretin diyoruz bak, karkış geldi önümüz karkış şu an yani şu karda aman tırnağı incinmesin diye evlatlarına nasıl özen gösteriyor anneler babalar evet. düşün ki 21 yaşında hayatının Baharınla baharında ya. tamam mı annesinin bakmaya kıyamadığı evladı bir tane cani katil kılıçla ya yani şimdi hadi bu taraf Bakın tamam mı şey. e peki öbür tarafında annesi babası yok mu Nasıl evlat yetiştiriyorsunuz kardeşim? 25 yaşında bir çocuk hangi psikolojiyle kılıcı çeker de kılıçla bir insanın canına kast eder? Bu nasıl bir yani kusura bakmayın siz de sahip çıkmıyorsunuz. Eğer senin oğlun 25 yaşında bir cana kılıçla kast ediyorsa kusura bakma anneciğim babacığım siz o annenin babalığında hakkını veremiyorsunuz. Veremiyorsunuz yani. Tabii Allah kimseye evladıyla sınamasın. Amin. Ee, Amin. Çok hacı bir şey. Yapmak Amin. lazım yani ya onu doğru. da dile getirmek hep, lazım Hep diyeceğim. hep iyi hep iyi anlatırsak kötülüğün ne demek olduğunu bilemeyiz. Zaten kötülük yapmaya aklımız ermez yani. Dediğim gibi ben hiç ailemde kılıç lafı duymadım. Biri yazmış kılıcı kullanan o ne demek onu anlamadım Sibel Hanım. Siber Aydın yazmış. Kılıcı kullanan hacı hoca dindar olsaydı manşet olurdu da okullu sözde aydın yolunda anlamadım onu. Ya. Acaba şey mi hani bu medyanın köpürtmemesi meselesi o üzerinden mi? O da o açıdan mi yani? bakmış. Taraf giri medyadan bahsediyor. yani, yani izledir izledir Ama öyle ya da böyle bir şekilde görülmedi yani. Her kadın cinayeti canımızı yakan bir haber oluyor. Son bulsun ne bileyim bir toplum i̇şte. olarak Şeyi biliyor ama. birleşmek ve ses çıkartmak zorundayız. Buna Nihat sıradaki konuya geçmem lazım. Ha, son bir cümle Peki. tabii ki geç ama e, mesela e, diyor ya... Aklı bilincim yerinde değildi diyor cinayeti işlerken sormuş. Neden cinayet işledim ben bilmiyordum diyor. Hatırlamıyorum zaten Hatırlamıyor ya. ama şunu hatırlıyor şeytan. Şeytan gibi, cin gibi şunu çok iyi hatırlıyor. He, ben hapama paketlersem kendimi haptan vesaire ceza indirimi alırım onu biliyor. Onu biliyorsun. Bak şeytana bak. Şeytana evet. kurnaza bak. Bak yani... Niye hapı getirirsin ortaya? Demek ki avukat geldi. Hap mı bilmem ne de ceza indirme. 30 sene yiyeceğim 15 sene. Cin gibisin, bunu biliyorsun. Niye öldürdüğünü bilmiyorsun ama bunu biliyorsun yani. İşte ailenin ve yürüyüş yapanların Yazık. feryadı da buna. Ceza indirimi olmasın kadın cinayetlerinde diyorlar. Vallahi çocuk büyütmek çok zor ha. anne babalardan. Olacağız. Anne babaların Allah yardımcısı olsun. Öbürünün evladı da işte Allah kimse evladıyla sınamasın. Amin. Yani orada o da evlat. Onun da o da dünyaya geldiğinde ağlayarak dünyaya geldi. O katilin de annesi babası onu evlat diye sevdi, bağrına bastı. Bilse böyle olacağını belki de taş doğururdu yani kadın. Hanım? Yani Amin. Allah kimseyi anne babalardan yani Allah yardımcıları Amin. olsun. Amin. Amin.